İyi günler. Paranın yönüyle karşınızdayız. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Haftayı ortaladık artık. Piyasalara bakacağız, borsaları işleyeceğiz ve tabii değerlendirme alacağız. Ama önce hafta ortasında öne çıkan başlıklar geliyor ekranlarınıza. Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında beklentinin altında kaldı. Endeks aylık %2,39, yıllık %19,89 artış gösterdi. Aylık bazda ana harcama gruplarında en büyük artış %7,59'da giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, bu dönemde fiyatı en çok artan ürünler listesinde ilk sıralarda kadın ırkası yer aldı. Esnafa verilen destekler önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 2022'de 28, 2023'te 30, 2024'te 32 milyar olmak üzere 3 yılda toplam 90 milyar lira hazine destekli finansman sağlanacak. Aynı dönemde kooperatiflerin desteklenmesi için de 80 milyon lira aktarılacak. Dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması RCEP 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Anlaşmayla Asya Pasifik bölgesinde ticaretin serbestleştirilmesi ve ekonomik entegrasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor. Çin Merkez Bankası dijital yuan kullanıcılarının sayısının 140 milyona çıktığını söyledi. Banka işlem hacminin ise 9.7 milyar dolara ulaştığını belirtti. Dünyada koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Almanya yeni önlemleri devreye almaya hazırlanırken Hollanda'da maske ve mesafe kuralı geri getirildi. Efendim piyasalara bakacağız şimdi. Yurt içi piyasalarında Borsa İstanbul son 11 günlük periyoda baktığımızda 11 günün 10'unda yükseliş gösterdi. Dün biraz 10 günlük aranın ardında yatay negatif bir şekilde haftanın ikinci işlem gününe nokta koydu. Bugün an itibariyle yatay görünümleri takip ediyoruz. Son görmüş olduğu seviye 1528 puan seviyesi %0.27. Aşağıda yaklaşık Ekim ayının ikinci yarısından itibaren BIST endeksinde yukarı yönlü hareketler başladı. Tabii Ekim ayının ikinci yarısından itibaren bilanço dönemiyle birlikte BIST endeksinde alıcılı görünümler görüldü. Bu anlamda düşündüğümüz takdirde şu an için 1500 puan seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. 30 günlük performansına baktığımızda endekste %9'ların üzerinde pozitif bir hareket var. Bankacılık endeksi de yine aynı şekilde son bir aylık performansına baktığımızda alıcılı görünümünü korudu. Şu an için endeks 1386 puan seviyesinde. Dün bir ara 1400 puan seviyesini test etmişti. Hatta yukarıda 1403 puan seviyesi görülmüştü. Şu an bankacılık endeksinde de sakin bir hava var. Son 30 günlük performansa baktığımızda bankacılık endeksinde de kazançlar %10'ları aşmış durumda. Dün BIST endeksi yatay dedik ancak dün bankacılık endeksinde yine kazançlar vardı. Kazançların boyutu %1'leri aşmıştı. Tabii BIST ve bankacılık endeksindeki kazançlara sanayi endeksi de eşlik etti. Özellikle iyi gelen bilançolar sanayi endeksini de biraz daha yukarı yönlü hareketlenmesine sebebiyet verdi. Şu an için burada 2716 puan seviyesi var. Yaklaşık 50-60 puan daha yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse sene içerisindeki görmüş olduğu en yüksek seviyeler test edilecek. Analistler tarafından özellikle son 2 ay içerisinde böyle hareketlerin gelmesi beklenildiği ifade ediliyor. Tabii artık seneyi yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu tarafa baktığımızda da son 30 günlük performansında %11'lerin, %12'lerin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii geçtiğimiz günlerde Ereğli'nin 3. çeyrek finansal sonuçları gelmişti. Endeksi son 30 günde de sanayi endeksini Ereğli yukarı taşımıştı. Banka tarafında yine hafta içerisinde Akbank'ı takip etmiştik geçtiğimiz günlerde. Garanti Bankası'nın bilançoları gelmişti ve buradaki bilançoların da olumlu gelmesiyle birlikte hem bankacılık endeksini pozitif anlamda destekledi hem de sanayi endeksinde bilanço desteği hem de BIST endeksinde bilanço desteği var diyebiliriz. Şu an için Akbank'ta aşağı yönlü hareketleri görüyoruz. İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank'ta da görece bir miktar düşüşler var. Bugün itibariyle BIST endeksindeki görünümler bu şekilde. Peki orta vadede hangi seviyeler önemli olacak? Hemen bir değerlendirmeye yer verelim. Ata Yatırım Direktörü Murat Barışık, BIST endeksinde kısa ve orta vadeli beklentilerini Apara ekranlarında dile getirdi. İzliyoruz. Ekim ayının başından bu yana süren bir ralli söz konusu.
hala da devam ediyor. Endeks bugün 1530 seviyesinin hafif üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede 1545 direnç noktasını takip ediyor olacağız. Bu noktayı yukarı yönlü kırması durumunda 1589-90 diyebileceğimiz, yani tarihi zirve seviyemiz olan noktayı ana direnç noktası olarak baz alacağız ve bu noktalara doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını açıkçası 1500 seviyesinin altına sarkmadığı sürece BIST 100 endeksinde bekliyoruz. Olası bir geri çekilme yaşanması, küresel piyasalarda bir dalgalanma veya kar satışlarının artması durumunda ise 1515 5 günlük ortalama ve 1500 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olacaktır. Çok sert bir geri çekilme beklemiyoruz çünkü hala bilanço sezonu devam ediyor. Bugün de açıklanacak olan bilançolar var. Yarın daha fazla, ondan sonraki gün yine perşembe akşamı daha fazla şeklinde devam ediyor. Bu da tabii ki spesifik bazda şirketlerin yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmakta. Endeksi sırtlayan birçok hisse senedinin bilançosu da daha gelmedi. Onların da gelmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlerin tazeliğini koruyacağını düşünüyoruz. 1590 seviyesi bizim hem tarihi zirve seviyemiz hem de genel olarak yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Efendim, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun bu sene halka arzlar açısından başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti. Ergun yatırımcılara ortaklık kültürüyle hareket edilmesi tavsiyesinde de bulundu. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun borsada düzenlenen gong töreninde konuştu. Bu sene halka arzlar açısından başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi, yatırımcılara uyarılarda da bulundu. Borsada yatırım yaparken ortaklık kültürü ile hareket edin. Sosyal medyaya itibar etmeyin. Şirket ile ilgili haberleri doğru kaynaklardan kaptan öğrenin. Ve mutlaka finansal okur yazarlık seviyenizi yükseltin. Öte yandan borsada halka arz rüzgarı devam ediyor. İhlas Haber Ajansı hisseleri bugün yapılan gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İHA Genel Müdürü Hamit Arvaz, elde edilen kaynağın yeni yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Önce yurt dışındaki habercilik faaliyetimizi ikiye katlayacağız. 100 olan muhabir sayımızı 200'e çıkartacağız. Ondan sonra da Türkiye içerisinde illerdeki teşkilatlanmamızı bitirdik. Bundan sonra büyük ilçelerde muhabir istihdamına gideceğiz. Bu şekilde network'ümüzü çok daha güçlü bir şekilde oluşturmuş olacağız. İHA'nın 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen halka arzında satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep gelmişti. Efendim, piyasaları konuşacağız. Bugün FED kararı gelecek. Tabii Borsa İstanbul uzun süredir yükseliyor dedik. Diğer yandan yarın İngiltere Merkez Bankası faiz kararını verecek. Piyasaları neler bekliyor önümüzdeki günlerde? Tüm bu başlıklara bakacağız. Bizlerle birlikte Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner olacak telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul'daki hareketleri konuşarak sohbetimize başlayalım. Malumunuz 10 gün aralıksız yükseldi. Dün yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün an itibariyle de yatay bir görünüm var. Ancak yine ağırlıklı olarak 1530 puan seviyesinin üzerindeki hareketleri görüyoruz. Ne dersiniz, bu hareketleri nasıl okumak gerekir? Yeniden bir yükseliş hareketi başlayacak mıdır? Evet. Senin de bahsettiğin gibi Uğur, 10 gündür Borsa İstanbul tarafında kesintisiz bir yükseliş yaşanıyor. Hatta bunun öncesinde baktığımızda 1400'lü seviyelerden endeks 1500 yaklaşık olarak 1540'lı seviyelere kadar yükselmişti. Şimdi bu yükselişe öncelikli olarak burada sağlıklı bir yorum yapabilmeniz için bu yükseliş esnasındaki para akışları, volatilite ve buradaki hisse senetleri üzerindeki özellikle para girişlerini çok iyi yorumlamamız gerekiyor ki buradaki yükselişin gerçek bir yükseliş mi yoksa biraz daha çok fazla düşmüş olmanın bir tepkisi şeklinde mi, bu yorumu çok daha net anlaşılır hale getirebiliriz. Böyle bir durumda ben özellikle endeksi 1400 seviyelerinden beri piyasadaki para akışlarını
incelediğimizde çok ciddi miktarda hacim artışı var ve hisse bazında özellikle BIST 30 ve BIST 50 hisselerine doğru genel olarak bir para girişi görüyoruz biz. Tabii bu da endeksi kalıcı 10 günlük bir yükseliş içerisine soktu. Tabii burada yurt dışı piyasaların da iyi olması, Amerika tarafında endekslerin tarihi zirvelerini test ediyor olmasının da etkisi var. Ama genel olarak baktığımızda bizim Borsa İstanbul tarafında çok ciddi bir para girişi var. Ve uzun zamandır, yani şöyle söyleyelim, Nisan ayından beri görmediğimiz işlem hacimlerini görüyoruz. Bu da aslında bir yükselişti, orta vadeli bir yükseliş trendinin başlangıcı olma ihtimalini bize hatırlatıyor. Çünkü para girişleri, hacim artışı, piyasalarda şu anda özellikle Merkez Bankası'nın almış olduğu son kararların ardından biraz daha iç piyasanın canlanmaya yönelik hareketleri bize Borsa İstanbul tarafında bir kalıcı bir yükselişin başlayabileceği ihtimalini hatırlatıyor. Şimdi böyle durumlarda genelde hızlı yükselişlerden sonra mutlaka düzeltmeler olabilir. Spekülatif haber akışları olabilir. Biz öyle bir anı da bugün yaşadık zaten. Ama şu anda hızla piyasanın toparlanması şu an Borsa İstanbul tarafında iyimser senaryonun devam edebileceği ihtimalini şu anda arttırmış durumda. İşlem hacimlerine atıfta bulundunuz. Hangi sektörlerin işlem hacimleri yüksek? Şimdi şöyle söyleyelim. Son günlerde bankacılık sektörü hisselerine özel bir ilginin olduğunu görüyoruz. Bankacılık sektörü hisseleri aynı zamanda endeksi bu seviyelere kadar taşıyan sektör olduğunu söylememiz mümkün. Onun haricinde havacılık sektörü hisseleri burada TAV olsun, Türk Hava Yolları olsun biraz daha pozitif yönde ayrışıyor. Otomotiv sektörü hisselerinde ciddi bir para girişinin devam ettiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde beyaz eşya sektöründe ağır çelik başı çekiyor. Petrokimya sektörü hisseleri içerisinde Tüpraş özellikle çok ciddi para girişlerinin yaşandığını görüyoruz. Diğer taraftan Sasa, Aksa gibi yani bu petrokimya ürünleriyle ilgili hisselerde çok ciddi para girişlerinin olduğu bizim dikkatimizi çekiyor. Diğer taraftan demir çelik sektörü hisseleri bu sektörde de çok ciddi para girişlerinin devam ettiğini görüyoruz. Tabii bunlar bir araya geldiğinde de yüksek işlem hacimleri ve beraberinde yükseliş kaçınılmaz olmuş oluyor. İlk değerlendirmenizde yurt dışı piyasalarına da değindiniz. Malumunuz FED bugün kararını açıklayacak. Ne dersiniz, FED yeni politika rotası belirleyecek midir? Yani şimdi şöyle söyleyelim. FED'in aslında faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini artık piyasalar bunu uzun zamandır fiyatlıyor. Yüksek ihtimalle 2022'nin ikinci yarısından sonra daha çok faiz artırımına başlayabileceği piyasalarda fiyatlanıyor. Ama bunun öncesi varlık alımlarının azaltılması ile ilgili biz FED'in bu toplantıda ya yani büyük bir ihtimalle bu toplantıda bir karar alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ya bu toplantıda ya da bir sonraki toplantıya bunu da erteleyebilir ama artık varlık alımları ile ilgili bir ibarenin, bir ifadenin kullanılmasını biz bekliyoruz. Özellikle burada son zamanlarda Amerika tarafında enflasyon verilerini yakından analiz ettiğimizde burada pandemi koşullarından dolayı enflasyonun arttığını biliyoruz. Bunları da her fırsatta dile getiriyoruz. Ama son söylemlerde Powell'ın açıklamalarında enflasyondaki bu artışın bir süre daha devam edebileceğini itiraf etti Powell. Söylemler biraz daha farklı noktaya doğru gelmeye başladı. Şimdi hal böyle olunca
aklımıza yorum bu tarafa doğru evrildiği zaman varlık alımlarının bir şekilde azaltılmaya başlanması yönünde bir takım kararlar, adımlar atılabilir diye düşünüyoruz. Şu anda sürpriz açıklama olarak akşam ancak Fed'in bu varlık alımlarıyla ilgili yapacağı bir kullanacağı bir ifade, bununla ilgili ne zaman yani bu yıl içerisinde önümüzdeki aylarda ne zaman başlayabileceği yönde bir tarih dahi vermesi mümkün olabilir. Bunları duymayı bekliyoruz. Peki karar sonrası Amerikan borsaları yükselmeye devam edecek midir? Bank of America'nın raporuna baktığımızda onlar söylemler, merkez bankalarının politikaları tahvil cephesinde fiyatlandı. Ancak hisse tarafında bir fiyatlanmanın olmadığı kanısında. Sizce karar sonrasında yine Amerika'da endekslerin görünümü bu şekilde devam eder mi? Evet, Amerika tarafında 10 yıllık tahvillere öncelikli olarak baktığımızda orada bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz haftalar günlerde 1.70'lere kadar tahvil faizleri yükselmişti. Ciddi bir satış görmüştük orada. Hatta bu Mart ayında, Nisan ayındaki seviyelere kadar yaklaşmıştık. Daha sonra piyasalar tekrar bunu alıma çevirdi diyebiliriz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi hisse senedi tarafında henüz bu fiyatlamaları biz görmüyoruz. Bunun sebebi de şu anda Amerika tarafında bilanço sezonunu, 9 aylık bilanço sezonunda olmuş olmamızdan dolayı ve bilançoların iyi geliyor olması burada Amerika tarafında hisse senetleri tarafında bu bacakta halen yeni rekor kapanışların sürmesinde etkili oluyor. Ama söylediğimiz gibi burada varlık alımlarının azaltılmaya başlamasının da böyle ilk etapta kontrollü olacağı için piyasayı çok da fazla yani trend dönüşü, trendleri değiştirecek boyutta olmasını açıkçası beklemiyoruz. Belki kâr realizasyonlarına dönüşebilir, düzeltmeler olabilir ama bunun bir trend dönüşüne sebep olmasını açıkçası şimdilik olasılık vermiyoruz. Yarın OPEC toplantısı olacak. Petrol fiyatları son dönemde yükselişini sürdürüyor. Burada peki nasıl bir denklem bizi bekliyor? Evet, orası da aslında bir muamma diyebiliriz. Şu anda Brent petrol tarafında $82'lara doğru bir miktar satışlar görüyoruz geçen haftadan beri. Özellikle Rusya'nın bir takım açıklamalarını görüyoruz son birkaç haftadır. Daha sonra Amerika cephesinden açıklamalar gelmeye başladı. Petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu yönünde ve OPEC, özellikle OPEC Plus ülkelerinin üretimi arttırmaları konusunda burada Amerika tarafından olsun, Rusya tarafından olsun bir baskının olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi burada özellikle Suudi Arabistan'ın tavrı çok önemli. Burada en son toplantıda 4 günlük 400 bin varil üretiminden konuşulmuştu, kararlaştırılmıştı. Bunun arttırılması konusunda şu anda sadece baskının olduğunu görüyoruz söylem bazında. Bu miktar arttırılabilirse petrol fiyatlarında biz bir rahatlama görmemiz mümkün olabilir. Şu anda da zaten en son geçtiğimiz haftadan beri $86'lardan şimdilik $72-70'lara kadar Brent az da olsa bir miktar geriledi. Ama dediğimiz gibi burada belirleyici olacak olan şey petrol üretiminin arttırılıp arttırılmayacağı. Peki altın için nasıl senaryolar masada? Fed kararı öncesindeki görünümler nasıl değerlendirilmeli ve karar sonrasında oradaki hareketler sizce nasıl olacak? Yani şu anda altın tarafında gördüğümüz kadarıyla
En son yaklaşık olarak 1810 dolar seviyelerini görmüştük geçtiğimiz hafta. Şu an için 1800 doların altındayız. Burada da aslında bir bekleyiş olduğunu söylememiz mümkün. Kararsız bir görünüm var. Burada dikkat edeceğimiz nokta aslında biraz daha basite indirgeyebilirsek yatırımcılarımızın bizi biraz daha kolay anlaması açısından 1805 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye. 1805 doların üzerine çıkmamız durumunda burada muhtemelen 1840-1850 dolarlara doğru bir yönelişin olması mümkün olabilir. Şu anda dolar tarafına baktığımızda Amerika tarafında dolar endeksinde de yine aslında burada da ciddi bir bekleyiş var. Kararsız bir görünüm var. Söylediğimiz gibi yukarı yönde 1805 doların kırılması durumunda biz altında yukarı yönlü bir yükselişin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi bu olmadığı sürece buralarda sadece dar bir aralıkta 1775 ve 1805 dolar arasında biz şimdilik hareket etmesini bekliyoruz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Efendim, küresel piyasalar kalıcı enflasyona hazırlanıyor. Stratejist Mustafa Aşkın bu süreçte merkez bankalarının para politikalarında değişikliğe gideceklerini ifade etti. 2008'den bu yana merkez bankaları esasında yapması gerekenin çok üstünde ve görevlerinin çok üstünde şeyler yaptılar. Ve alıştırdılar tüm piyasaları. Muhtemeldir ki yine benzer şeyleri yapmaları istenecek. İnatla FED önderliğinde tüm dünyadaki merkez bankaları enflasyonun geçici olacağı ile ilgili bir söylem geliştirdiler piyasayı sakin tutmak amacıyla. Ama bunun geçici olmayacağını ben bir senedir söylüyorum ve inatla söylemeye de devam edeceğim. Umulanın üstünde bir enflasyonist baskıyla karşılaşacak tüm dünya. Dolayısıyla merkez bankalarının tekrar sazı eline almaları gerekecek bir dönem olacak. Bu kadar parasal bolluğun sürdürülemeyeceği bir dönem olacak. Dolayısıyla da özellikle yılın son 3 aylık periyodunda, içinde bulunduğumuz 3 aylık periyodunda yavaş yavaş FED önderliğinde söylemin biraz daha farklılaştığını, yavaş yavaş parasal sıkılaşmayla ilgili ve daha sonra faiz artışıyla ilgili söylemlerin daha netleşeceği bir dönem yaşayacağız. Buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin de buna paralel kendi gardlarını koruma dönemleri ve korunmayla ilgili kendi adlarına yapacakları şeyler oluyor. Geçmişte de oldu, geçtiğimiz aylarda da bu biraz daha artacakmış gibi görünüyor. Kış ayı olması nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın tüm dünyada maliyetler üzerine ciddi bir baskı yarattığı da aşikar. Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları başta olmak üzere. Dolayısıyla kışın biraz daha çetin geçmesi ekonomik anlamda, kuzey yarımküre anlamında baktığınızda olası görünüyor. Dolayısıyla merkez bankalarının yapacağı şeyler de çok sınırlı. Ama ne olursa olsun bir tür parasal bolluğu azaltıcı önlemleri aldıklarını piyasaya ikna edip piyasada oluşan balonları yavaşça söndürmek gibi bir görevleri var başta Fed'in. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, gelecek yıl küresel kredi koşullarında dengelenme beklendiğini bildirdi. Açıklamada salgına ilişkin belirsizliklerin çoğunun 2022'de azalmaya başlayacağına da vurgu yapıldı. 2022'de küresel kredi koşullarının dengelenmesi bekleniyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, salgına ilişkin zorlukların devam etmekle birlikte gelecek yıl küresel kredi koşullarında dengelenmenin görülebileceğini belirtti. Gelecek senenin ilk yarısında küresel ölçekte enflasyon, iş gücü ve tedarik sıkıntısı gibi baskı unsurlarının etkisini hissettireceği vurgulanan açıklamada, ikinci yarıda ise bu etkilerin azalacağı kaydedildi. Açıklamada, aşıya dirençli virüs türlerinin ortaya çıkmasında yaygın bir küresel artış olmaması durumunda, salgına ilişkin belirsizliklerin çoğu azalmaya başlayacaktır ifadesi kullanıldı. Öte yandan Moody's direktörü Elena Duggar yaptığı değerlendirmede, tüm bunlara rağmen kaldıraç risklerinin yüksek kalmaya devam edeceğine işaret etti.
ekonomik büyümenin, şirket ve hükümet gelir beklentilerinin zayıfladığı veya likiditenin azaldığı durumların olası risklerine de dikkat çekti. Moody's direktörü bu durumun geri ödeme riskleri oluşturabileceğini dile getirdi. Son gelen ihracat rakamlarını ve hedefleri konuşacağız. Bizlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ediyoruz. İlk etapta dilerseniz son gelen ihracat verilerini konuşalım. Sonra hazır giyim sektörünü konuşalım. Ekim ayına ilişkin verilere baktığımızda %20.2'lik bir artış var. Yaklaşık 21 milyar dolarlık bir ihracat geldi. 12 aylık dönemde bu rakam 215 milyar doların üzerine çıktı. Yine hazır giyim sektörüne baktığımızda 2019'u 17.7 milyar dolarla sektör kapatmıştı. 2020'de 17.1 milyar dolarlık bir hacmi takip ediyoruz ve bu yılın başında da hedef 19 milyar dolara çıkartılmıştı. İlk etapta son gelen ihracat verisini, akabinde de hazır giyim sektörüne ilişkin beklentilerinizi ve son rakamları nasıl okuyorsunuz? Memnuniyetle. Öncelikle Türkiye'nin birçok sanayi kolunda gerçekten rekorlar kırdığı bir yıl yaşıyoruz. Hedeflerini birçok sektöründe aştığını gözlemliyoruz. Özellikle bu dönemde belki bir sağlık sebebiyle ortaya çıkan bir avantajımız söz konusu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Pandemiyle özellikle yakın coğrafyadan alışveriş yapmak ana pazarımız Avrupa Birliği için neredeyse şart oldu. Çünkü bildiğiniz gibi konteyner krizi, ayrıca sürelerin çok uzaması, konteyner fiyatlarının çok artması, hepsini topladığımız zaman tedarikte rafları boşalan, açılmalar başladığında iş yapmak isteyen Avrupa Birliği'ndeki birçok müşterimiz için, özellikle Avrupa Birliği'ni vurguluyorum, Türkiye önemli bir alternatif oldu. Ve biz de kapasitemiz doğrultusunda yetişmeye çalışıyoruz demek lazım. Hazır giyim üzerine dönersem, hazır giyim gerçekten bu yıl, şu an son 12 aya baktığımız zaman yaklaşık 20 milyar dolar gibi bir rakama ulaştık ki bu rekor bir rakam. En büyük ihracatımız 2014 yılında yapmış olduğumuz 18.7 milyar dolardı. Bu yılın sonuna baktığımız zaman da hedefimiz aşağı yukarı 19.5-20 milyar dolar civarında gerçekleşecek gibi görünüyor. Geçen ayda, Eylül ayında da tarihi bir rakam yaparak 1 milyar 950 milyon dolar gibi önemli bir ihracat yaptık. Tabii bunun devamını getirmek lazım. Eğer vaktimiz varsa onu biraz anlatmak isterim. Buyurun lütfen. Özellikle bu teveccüh yatırım iştahını da artırdı hazır giyim özelinde. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesinde önemli OSV'lerde yer tahsisleri yapıldığını, özellikle bu dönemde ulaşmakta zorlandığımız ham maddeler için, başta iplik olmak üzere önemli yatırımlar için tahsisler yapıldığını söylemek istiyorum. Şu an gerçi yatırımlara çok hızlı bir şekilde başlandı demek için belki biraz erken, biraz daha yatırım ikliminin iyileşmesi, finansman maliyetlerinin biraz daha yerine oturması bekleniyor. Ama ardından dediğim gibi önemli bir teveccüh var. Çünkü bu yakın pazardan alışveriş bundan sonra 4-5 yıl daha sürecek diye öngörüyorum. Çünkü bunun birkaç sebebi var. Pandemiyle birlikte özellikle e-ticaretin de artması yakın coğrafyadan alışveriş yapmayı pandemi haricinde de zorunlu kıldı. Çünkü oradaki satış şekli daha az adette moda ürünü çok hızlı bir şekilde pazara ulaştırmak. Böyle baktığımız zaman coğrafi yakınlığımız değişmeyecek. E-ticaretin artışı, pandemi gibi risklerin sebebiyle artık kısa vadeli bütçelerin hazır giyim sektöründe biraz daha fazla öne çıkması sebebiyle ben hazır giyimin özellikle ön plana çıkacağını ve artık o son 3-4 yıldır 17 milyar dolarlar civarında kalan ihracatı da bu yılla birlikte 20 milyar dolardan seneye 21,5 milyar dolara ve diğer yıllarda da makul seviyelerde artırarak sürdüreceğini öngörüyorum. Tek bir büyük riskimiz ham madde ulaştığında ve fiyatlarında maalesef sorunlar yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi emtia fiyatlarında, birçok emtiada olduğu gibi pamukta da polyesterde de %45-50'ye yakın dolar bazında artışlar var. Bunları müşterimize yansıtmakta zorlanıyoruz. Karlılık ve hesap kısmı çok önemli. Buraya özellikle üreticilerin çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim de kurumuz volatil olduğunda biz tam maliyetleri yansıtalım derken maalesef sizin paranızın değeri düştü, siz indirim yapın gibi karşı baskıyla karşı karşıya kaldığımız, hesap yapmanın biraz daha zor olduğu, çok dikkatli maliyetlerin yapılması gereken bir dönem yaşıyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Hazır risklerden de bahsetmişken 2022 yılı için 5 büyük sektörün
hedefine baktığımızda yaklaşık 2022 yılının ana hedefinin yarısını oluşturuyor. 110 milyar dolarlık bir hedef var. Hangi sektörler bunlar? Hazır giyim de içerisinde malumunuz. Kimya sektörü, otomotiv sektörü, çelik ve demir ve demir dışı metaller. Bu 5 büyük sektörün 2022 hedefi 110 milyar dolar. Peki sizce 2022 yılı özellikle hazır giyim adına nasıl bir yıl olacak? Hazır giyim sektöründe sektörü neler bekliyor? Bir iki ufak riskten bahsettiniz. Bu riskler önümüzdeki senede sürecek midir? Şu anki veriler ham maddi ulaşımda ve emtia fiyatlarında, özellikle kendi emtialarımız için pamuk ve polyesterde hala fiyatların yüksek olacağını ve bu şekilde devam edeceğini maalesef gösteriyor. Bunun yansımalarını bize ne kadar olacak? Bunu aslında yılın iç çeyreğinde gözlemlemek lazım. Şu anki taleplere baktığımızda aslında biz önümüzdeki yılı 21,5-22 milyar dolar civarında yaklaşık %8-10 gibi bir büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Ama bu bahsettiğim gibi ham madde krizini yaşamamamız kaydıyla. Çünkü bu ham madde artışları maalesef Çin ve Amerika'da başlayan, yavaş yavaş Avrupa'daki PMI verilerinde de yavaş yavaş kendini hissettiren bir stagflasyon etkisi yaratabilir. Bu olumsuzluğu yaşamadığımız takdirde ben önümüzdeki yılın risklerinin ham madde haricinde başka bir şey olmadığını, yakın coğrafyadan alışveriş yapmayı ana pazarımızın talep edeceğini, dolayısıyla %10'a yakın bir artışın gerçekleştireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şimdi diğer yandan ihracata yönelik ve üretimin teşvik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu teklifle birlikte ihracatçıların teminat ve kredi problemlerine hızlı ve ucuz çözüm amaçlanıyor. Evet. Bu teklifi nasıl görüyorsunuz? İhracat için önümüzdeki dönemde ne ifade ediyor? Çok olumlu buluyorum. Çünkü artık Türkiye'nin büyüme tandansının ihracat odaklı olduğu artık resmiyet kazandı demek lazım. Çünkü ihracatla dış ticaret açığımızı kapatmamız hükümetimizin de Merkez Bankası'nın da hedefi gibi görünüyor şu an baktığımız zaman. Dolayısıyla ihracatçının finansmana uygun ulaşması burada çok önemli bir faktör demek lazım. Çünkü bildiğiniz gibi birçok sektörde olduğu gibi hazır giyim sektörü de gerçekten finansman eksiği olan ve finansmana muhtaç olan bir sektör. Dolayısıyla Exim Bank üzerinden aldığımız ve teminat mektubu vermek zorunda kaldığımız kredilere ulaşmak gerçekten birçok sanayi kuruluşu için, birçok hazır giyimci için kolay değildi. Büyükleri saymıyorum ama orta ve küçük ölçekli KOBİ'lerde bu teminat mektuplarına ulaşmak, bu kredibiliteye sahip olmak çok kolay değil. Dolayısıyla yeni hazırlanan ihracatı geliştirme fonu şirketi kuruldu. Yılbaşından itibaren orada çok daha uygun maliyetlerle herhangi bir teminat mektubu getirmeden ihracatçılarımız finansmana ulaşacak. Bunun haricinde özellikle Merkez Bankamızın desteğiyle Exim Bank'ın ihracatçılar için, özellikle net ihracatçılar için çok uygun finansman modellerini bankalara ilettiğini ve onları kullanmaya yavaş yavaş başlayacağımızı söylemek istiyorum. Yani şu an hükümetimizin hedefi ihracat olduğuna göre bu şekilde finansmana ulaşmak hedeflenen ihracatı yapmamıza ve dış ticareti açığımızı bir an önce kapatmamıza çok önemli katkısı olacaktır. Peki şimdi hedeflerden bahsediyoruz. Son rakamları konuşuyoruz. Sağlanan teşvikleri konuşuyoruz. 2022 yılı için peki yeni pazarlar olacak mı ihracat adına? İhracat için yeni pazarlar pandemi öncesi aslında çok yoğun konsantre olduğumuz bir durumdu. Başta Amerika olmak üzere Japonya, Güney Kore, 3000 kilometre uzağındaki pazarlar özellikle hedefti. Fakat pandemiyle birlikte oluşan konteyner krizi ve taşıma sürelerinin uzaması ve ulaşımların çok daha zorlaşması ana pazarımızda konsantre olmaktan ziyade özellikle navlun avantajımızın çok net olduğu, 3 günde 4 günde tırla ürünleri yollayabileceğimiz Avrupa Birliği'ne biraz daha fazla olduğunu söylemek istiyorum. Ama hedef pazarlar özellikle ABD başta olmak üzere gerçekten Türk ihracatçının radarında olacak. Ama yakın vadede öncelikle ana pazara çok daha fazla mal satmamız lazım. Şunu size bir özellikle çarpıcı bir örnek olarak vermek istiyorum. Çünkü ana pazarımızın toplam ithalatındaki hazır giyimin payı %7 civarında. Yani aslında bizim ihracatımızın %70'i, onların ithalatının %7'si. Yani orada aslında yol alacak çok daha mesafe var. Biz öncelikle bu nakliye avantajımızı, yakın coğrafya avantajımızı kullanıp ana pazarımızdaki pazarımızı eğer %50 artırırsak onların ithalatında 5-10 milyar dolar gibi bir artış söz konusu. Dolayısıyla kısa vadede yakın pazar demek istiyorum. Son olarak 2021 büyüme beklentinizi de ben merak ediyorum. Bu kadar yüksek gelen ihracat rakamlarının büyümeye katkısı sizce nasıl olacak? Sene sonu için nasıl bir büyüme beklersiniz?
Türkiye büyümesi genelinde bahsediyorsanız ben %4-5 civarında bir büyüme bekliyorum Türkiye genelinde. Hazır giyim ihracatında buna %10 ihracat fazlasıyla önemli bir katkısı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat bizlerle birlikte oldu. İhracat rakamlarını, sektörü konuşmaya devam edeceğiz. Telefon attığımızda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu üyesi Murat Akyüz olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İlk etapta gelen son ihracat verilerini konuşarak ve kimya sektörünü konuşarak dilerseniz sohbetimize başlayalım. 12 aylık ihracata baktığımızda hedeflerin üzerine çıktı. 215 milyar doların üzerinde bir rakam var. Yine kimya sektörüne baktığımızda son dönemde iyi performans gösteriyor. Ne dersiniz? Geçen yıl 18.3 milyar dolarla kapatmıştı kimya sektörü. Bu yılki şu ana kadar yaşanan performansını ilave olarak nasıl buluyorsunuz? Ve rahatlıkla. Ha, buyurun. Buyurun. Özellikle 20 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkılabileceğini sektörümüz gösterdi. Aynı zamanda tekstil sektörüyle beraber yapmış olduğumuz güzel bir yarış vardı. O yarışta da aslında kendisini yine pozitif olarak ön plana koydu. Özellikle yine dünyada tabii bütün dengeler tekrar yapılanmaya başlıyor. Bu yapılanmanın içerisinde kimya sektörü gibi Türkiye'nin kilit sektörleri çok ön plana çıkmaya başladılar. Gerçekten bu işin yapı taşı, bir taraftan DNA'sı diyebiliriz. Ham madde sağlaması açısından, hem yarı mamulleri sağlaması açısından gerçek anlamda hepimize ümit veriyor. Diğer taraftan da şimdi ihracatın bu kadar ileri gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de yine tekstil sektöründe yine yaşanan navlun krizinin Türkiye'ye yansıması. Özellikle uzak doğudan navlunların çok yüksek fiyatlarda veriliyor olması, aynı zamanda Amerika ile Çin arasındaki tabii bir taraftan rekabet, bir taraftan bazı yaptırımların uygulanıyor olması, Çin'den kaçan alıcıların Türkiye'ye daha fazla yönelmesine sağladı. Bunun yanında hatta dün çok taze bir bilgi bu da, Çin'in bundan sonra bazı ülkelerden Amerikan dolarıyla değil, kendi para birimiyle ihracat yapmak isteğini ülkelere bildirmesi tabii bazı iş insanlarını da ciddi anlamda huzursuz etti o ülkelerdeki. Bunlardan da kaynaklı yine Türkiye'ye bir kayışın olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin elinde çok güzel bir avantaj var. Tabii bu avantajı doğru şekilde kullanıp daha kalıcı ve uzun vadeli olarak bir strateji kurgulaması gerekiyor iş insanlarımızın, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın. Bu yönde de yine kimya sektöründe oldukça iyi yatırımlar yapan, aynı zamanda çok daha uzun vadeli düşünen firmalarımızı ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu da hepimize ümit veriyor. Çünkü bir anlık bir ticaret değil bizim bahsettiğimiz. Özellikle bizim bahsettiğimiz çok daha uzun vadeli, çok daha yapı taşı sağlam bir mekanizma kurmak amacındayız. Ve petrokimya gibi çok kritik sektörlerin de içinde olduğu kimya sektöründe hem yurt dışından gelecek yatırımcıya da bir taraftan bir ümit var ediyor. Diğer yandan da kar marjlarının oldukça iyi seviyelerde olması, petrokimyadan diğer uç ürünlere yapılanan ürünlerin de oldukça şu anda karlı üretiliyor olması yurt dışındaki üreticilerin de iştahını kabartıyor Türkiye açısından diyebilirim. Önümüzdeki sene için 5 büyük sektör 110 milyar dolarlık bir hedef belirledi. Bu sektörlerin içinde kimya sektörü de var. Ne dersiniz? Kimya sektöründeki fırsatlar 2022 yılında neler olacaktır? Devam edecek. Tabii ki şu anda pandeminin etkileri bitti diyemeyiz. Ama pandemiyle beraber yeniden yapılanan lojistik sistemi, bunun yanında bir taraftan işte konteynerların maliyetlerin bu kadar yüksek seviyelerde devam edecek olması,
Bunun yanında işte özellikle Joe Biden'ın Çin'e yönelik olarak yaptırımları çok daha sertleştirmesi ve Türkiye'nin de tabii kendi içerisindeki bu dinamik yapısı, dinamik ihracat yapısı bu BES sektörümüzün %110 milyar dolarını oldukça doğru bir tahmin olarak hatta üzerinde de yapabileceğini gösteriyor. Bizim ümidimiz tabii bu rakamları çok daha yukarılara çıkartmak olacak. İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis bu hafta ihracatçıların teminat ve kredi problemlerine hızlı ve ucuz bir çözümü amaçlayan bu paketi görüşecek. Ne dersiniz, bu paket teşvikler anlamında neleri beraberinde getirecek? Bu teşvikler ihracat için ne ifade ediyor? Burada özellikle tabii ihracatçının en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi tabii ki teşvikler ve sektörel olarak yüksek katma değerli ürünlere verilecek teşvikler ihracatçının çok daha uzun vadeli yatırım yapmasına da teşvik olacaktır. Bu yönüyle meclisimizin her sektöre destek vermesinin ötesinde özellikle kilogram başına olan değere, aynı zamanda yerlilik oranına ve katma değere yönelik olarak da bir değerleme yaparaktan destek vermesinde büyük fayda var. Çok küçük işlemlerle Türkiye'den ihracat yapanla bunu sıfırdan Türkiye'de bir değer haline getirip ihracat yapanın arasında mutlaka teşvik açısından da fark olmasında büyük fayda var ki Türkiye'de daha kalıcı yatırımlar oluşmuş olsun. Peki artık seneyi de yavaş yavaş bitiriyoruz. Sizce kimya sektörü 2021 yılını nasıl bir büyümeyle tamamlayacaktır? Tabii burada halen fiyatlarda bazı ham madde fiyatlarında belirsizlikler devam ediyor. Petrokimyada özellikle işte petrol varil fiyatında halen çok yüksek seviyede devam eden artışlar maalesef rahatsız edici. Çünkü bu kadar ani artışlar bizleri rahatsız ediyor dolar bazlı. Buna yönelik olarak tabii uç ürünlerde de belirsizlikler halen devam ediyor. Bu yönüyle baktığımız zaman geçen seneki ihracatımızın rahatlıkla %30 üzerine çıkacağımız çok belirgin. Ama bizim amacımız daha kalıcı, işte böyle anlık değişen fiyatlara göre değil ama katma değere göre değişen bir ihracat yükselişi ve bu ivmeyi de hiç kaybetmemek. Bunun üzerine çaba göstereceğiz gelecek senede. Peki önümüzdeki sene kimya sektöründe yeni pazarlar olacak mı? Kesinlikle olacak. Özellikle Afrika'da gelişen pazarlar var ve Afrika'dan çok ciddi şekilde talepler geliyor Türkiye'ye. Bunun da işte en büyük sebebi biraz evvel de bahsettiğimiz gibi Çin'deki değişen yapılar. Bunun yanında Güney Amerika'ya mutlaka dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Güney Amerika gerçekten oldukça talepkar Türkiye'deki ürünler açısından. Ve bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticarette yine buraya da dikkat etmek lazım. Tabii bazı Türkiye'ye karşı Joe Biden hükümetinin yapmaya çalıştığı bazı yaptırımlar var. Tabii bunlar neler getirir, bunu zaman gösterecek ama zaman içerisinde yine gelişen pazarlar olacağını ve Türkiye'nin tekrar buna göre yapılanacağını söyleyebiliriz. Geçmiş dönemlerde de bunları biz çok yaşadık. Örneğin Mısır kimya sektörü açısından yıllar öncesinde bir numaralı ihracat yapılan ülkeydi. Fakat Mısır'daki engellemeler Türk ihracatçısını farklı noktalara çekti. Bunun gibi Türk ihracatçısı bu konuda oldukça dinamik. Ben bu konuda olabildiğince hızlı şekilde firmalarımızın tekrar yapılanabileceğini düşünüyorum. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akgüs bizlerle birlikte oldu. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Efendim, ihracata yönelik haberlerimize devam edelim. Türkiye'nin tarım ihracatındaki artış hız kesmiyor. Ekim ayında tarım sektörü ihracatı %21.8 artış gösterdi ve 2.8 milyar dolarayı aştı. Türkiye tarım ihracatında yeni bir rekor daha kırdı. Ekim ayında gerçekleşen 20.8 milyar dolarlık ihracattan tarım sektörü de %13,7 pay aldı. Sektörün tamamında aylık bazda %21,8 artışla 2 milyar 840 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu da bugüne kadarki en yüksek aylık tarım ihracatı olarak kayda geçti.
Bu dönemde bitkisel ürünlerde %23,2, hayvansal ürünlerde %23,3, ağaç ve orman ürünlerinde %16,8 artış yaşandı. Ocak-Ekim döneminde ise sektörün ihracat artışı %20,9'u, toplam tarım ürünleri ihracatı 23 milyar 511 milyon doları buldu. Bu dönemde bitkisel ürünlerde %17,3, hayvansal ürünlerde %35,8, ağaç ve orman ürünlerinde %25 artış oldu. Ekim'de en yüksek ihracat artışı %46,9'da fındık ve %35,5'te hububatta görüldü. Aynı dönemde 1.9 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi. Efendim, Türk müteahhitler 20 milyar dolar hedefini 10 ayda yakaladı. Yurt dışında yıl sonuna kadar 20 milyar dolarlık projeye Türk ismi yazdırmayı hedefleyen müteahhitler, Ocak ile Ekim döneminde 20.3 milyar dolarlık proje üstlendi. Türk müteahhitler yurt dışında yıllık hedeflerini 10 ayda yakaladı. Ocak-Ekim döneminde Türk müteahhitler yurt dışında 20.3 milyar dolarlık projenin altına imza attı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 196 projeye Türkiye'nin ismini yazdıran Türk müteahhitlerin ortalama proje bedeli de 103 milyon doları aştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek rakamı olurken ortalama proje bedeli en son 2015 yılında 83 milyon dolara kadar yükselmişti. Böylece Türk müteahhitler 1972'den 2021 Ekim ayı sonuna kadar toplam 130 ülkede 442.2 milyar dolarlık 10.890 proje üstlendi. Öte yandan müteahhitlerin en büyük pazarı olan Rusya'da 10 ayda üstlendiği yaklaşık 7 milyar dolarlık proje bedeli de rekor getirdi. Rusya'da 7 projenin altına Türkiye imzası atan müteahhitler bu dönemde Irak'ta 3.4 milyar dolar, Zambiya'da 1.3 milyar dolar, Güney Sudan'da 926 milyon dolar, Türkmenistan'da 916 milyon dolarlık iş aldı. Turizmde hedefler büyüdü. 2022 yılında turist sayısının 38 milyona, turizm gelirlerinin de 30.4 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bunun için yeni yol haritası da belirlendi. Şimdi bu yol haritası ekranlarınıza geliyor. 2021 yılında turizmde pandeminin etkilerini hafifleten Türkiye, 2022 yılı için hedefleri büyüttü. Beklenti bu yıl sonu için 25 milyon turist, 22 milyar dolar turizm geliri. Önümüzdeki yıl için ise turist sayısının 38 milyona, turizm gelirlerinin de 30,4 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşabilmek adına turizmde yeni yol haritası da belirlendi. Buna göre önümüzdeki yıl tanıtım kampanyalarının kapsamı genişletilecek. Öncelikli olarak Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya'nın da içinde bulunduğu Uzak Doğu ülkelerine yönelik güvenli turizm sertifikası duyuruları yapılacak. Malezya, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş gibi Asya ülkelerinde önemli tur operatörleriyle reklam faaliyetlerine başlanacak. Hedef pazarlarda kamuoyunu etkileme gücü olan kişilerle işbirliği yapılacak. Bu isimler aracılığıyla Türkiye'nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama sürelerinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama arttırılacak. Ayrıca büyük ölçekli turizm yatırımlarının teşviki için de arazi tahsis çalışması yapılacak. Beşinci yargı paketi meclise sunuldu. Kanun teklifi icra iflas kanununda önemli değişiklikler içeriyor. Teklife göre hacizli mallar artık sadece internet ortamında satılabilecek. Bu kapsamda icra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulamayı kaldırıyoruz. AK Parti icra iflas kanununda önemli değişiklikler içeren kanun teklifini meclise sundu. Beşinci yargı paketi olarak adlandırılan teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal paylaştı. Ünal, düzenlemeyle hacizli malın artık sadece internet ortamında satılabileceğini ifade etti. İnternete erişimin olduğu her yerde dileyen kişi dilediği yerden elektronik satışa dahil olabilecek. Mesela Van'da oturan birisi Edirne'den araç satın alabilecek. Yapılan değişikliklerle hacizli malın değerinde satılması amaçlanıyor. Bu sayede borçlu borcundan kurtulurken alacaklı da alacağına daha çabuk bir şekilde kavuşacak. Borçluya hacizli malını satabilme imkanı da getiriliyor.
Bu sayede borçlu hacizli malını kendi rızası ile dilediği kişiye satabilecek. Ayrıca 7 emin depolarında çürümeye terk edilen araçların hızlıca ihaleden satın alanlar tarafından kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. İhalenin fesli talebinin kötüye kullanılması sorunu çözüme kavuşturulacak. Öte yandan teklifle artık boşanmış ailelerin çocukları anne veya babasına polis aracılığıyla değil uzmanlar eliyle teslim edilecek. Çocuklar icra konusu olmaktan çıkacak. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerde öncelikli olarak çocuğun örselenmemesini ve o yaşta bir çocuğun herhangi bir şekilde polis zoruyla, polis müdahalesiyle yüz yüze gelmemesi ve bir travma yaşamaması bizim için öncelikli. Bitiriyoruz. Hoşçakalın.